Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte telefonunuzun mevcut pil süresini nasıl uzatabileceğinize dair bir video paylaşmak istedik. Bu videoyu paylaşmamızdaki temel amaç aslında enkaz altında kalan insanların bu konuda çok bilgili olmamalarıydı. Biliyorsunuz şarjları kısa sürede bitti. Daha sonradan ulaşmak onlara çok fazla mümkün olmadı. Dolayısıyla önümüzde bir İstanbul depremi var. İster istemez yine binalar yıkılacak vesaire. İnsanların en azından telefonlarının mevcut pillerini daha uzun süre nasıl optimize edebileceğini söyleyelim. Ve Allah korusun, Allah göstermesin ama göçük altında birileri kalırsa telefonlarıyla daha uzun süre başkalarına ulaşabilsinler istedik. O yüzden böyle bir video hazırlama ihtiyacı duyduk arkadaşlar. Biliyorsunuz normalde akıllı telefonlarda en çok pil harcayan şeyler kablosuz iletişim. Yani telefonunuzun direkt olarak Wi-Fi ve Bluetooth'unu kapattığınız anda zaten pil ömrü otomatikman bir nebze daha uzayacaktır arkadaşlar. Bu noktada bir diğer önemli etken ise tabii ki ekran parlaklığınız. Normal şartlarda ekran parlaklığını en kısa getirmek ki karanlık bir ortamda bulunduğunuzu varsayıyorum. Karanlık bir ortamda ekran parlaklığını en kısa getirmek telefonunuzun ekranınızı görmenizi engellemez. Dolayısıyla bu pil ömrünü önemli derecede uzatabilecek en önemli unsurlardan bir tanesi. Bir diğer şey ise arkadaşlar tabii ki arka planda çalışan uygulamaları kapatmak. Arka planda çalışan uygulamaları kapattığınızda yine telefonunuzun pil ömrü hatırı sayılır bir seviyede artacaktır. Bir yerde mahsur kaldığınızda telefonunuzu kullanmak pilini bitirir. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Depremin özellikle deprem sonrasında bazı anlarda iletişim çok fazla mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu süreçte telefonunuzu uçak moduna alarak sadece kullanacağınız ve birisine ulaşmak isteyeceğiniz zamanlarda uçak modunu açarsanız telefonunuzun pil ömrünü daha da uzatmış olacaksınız. Biliyorsunuz Maraş depreminde ilk zamanlarda hatta belki ilk birkaç gün bazı yerlerde telefonlar hiç çekmedi. Dolayısıyla bunu aşmak için öncelikli olarak telefonunuzun pilini idareli olarak kullanmalısınız. Çünkü ilk bir günde kimseye ulaşamasanız bile ertesi gün belki ondan da sonraki gün telefonunuzu birisine ulaşması mümkün hale gelecek. Dolayısıyla bu noktada telefonunuzun pilini belli bir seviyede tutmanız çok önemli. Bir diğer unsur ise arkadaşlar tabii ki powerbankler. Mutlaka yatağınızın yanında tamamen dolu bir powerbank bekliyor olsun. Şu anda telefonunuzun yarısı kadar, yani örneğin ben burada Z Flip 4 kullanıyorum. Bakın şu boyutlarda arkadaşlar powerbankler var. Ve bu powerbankler yaklaşık olarak 5000 mAh'lik güce sahip. Dolayısıyla telefonunuzu bir kere daha şarj edebiliyorlar. Bu powerbanklerden birini alarak yatağınızın yanında her zaman dolu bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir unsur var. Powerbanklerin içerisindeki güç zamanla azalabiliyor. Dolayısıyla bu noktada atıyorum ayda bir ya da işte powerbank markanızın kalitesine göre 2 ayda bir powerbankinizi tekrardan şarj etmeniz önemli. Eğer bunları yaparsanız arkadaşlar enkaz altında kaldığınızda da Allah korusun telefonla size ulaşılması çok daha kolay olabilir. Biliyorsunuz Maraş depreminde pek çok kişi enkaz altında kalan birçok insan kılı telefonları sayesinde kurtarıldı. Bu insanlar sosyal medya üzerinden çeşitli tweetler paylaşarak adreslerini belirttiler. Hatta biliyorsunuz belki izlemişsinizdir. Bazı insanlar enkaz altında videolar çekerek bunları sosyal medya üzerinden paylaştılar. Ve bu sayede kurtuldular. Dolayısıyla akıllı telefonların bir deprem anında bizim en büyük yardımcımız olacağı gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Olası bir kötü durumda öncelikli olarak yapmamız gereken şey Bluetooth ve Wi-Fi'yi kapatmak. Çünkü depremden sonra ne Wi-Fi ne Bluetooth hiçbir işimize yaramayacak. Dolayısıyla bunları kapatarak pil ömrümüzü önemli derecede arttırabiliriz. Ardından yapacağımız en önemli şey
Tabii ki ekran parlaklığımızı kısmak. Ekran parlaklığını kıstığımız anda yine telefonumuzun pil ömrünü hızlı bir şekilde arttırabiliriz. Hem Android hem iOS'te pil koruma modları var arkadaşlar. Bu modları da aktifleştirerek telefonumuzun pil süresini önemli derecede arttırabiliyoruz. Bunları göz ardı etmememiz gerekiyor. Arka planda açık kalan uygulamalar varsa bunları da kapatarak yine ne yapabiliriz? Telefonumuzun pil ömrünü olabildiğince uzatabiliriz. Lütfen bunları göz ardı etmeyelim ve dediğimiz gibi yatağımızın başucunda mutlaka bir power bank bulunduralım arkadaşlar. Bu power bank tamamen dolu olsun. Olası bir kötü anda bu power bank'i cebimize alarak direkt kapanalım bir yere ve hayat üçgeni oluşturalım. Eğer binamız yıkılmazsa ne mutlu. Sağ salim bir şekilde çıkabiliriz. Ama kötü bir durumda da yine hayatta kalmak için en azından insanların yerimizi bulabilmesi için telefon üzerinden yapacağımız bildirimlerin hayati önem taşıdığını da unutmayalım. Eğer bu konuda eklemek istediğiniz çeşitli bilgiler varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiği kadarıyla yine takipçilerimize sizin verdiğiniz bilgileri de ulaştırmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.